Selam millet, ben Şefik ve bu da Deadly Days. Yeni oyunlardan biri değil, Eylül'de çıkmıştı ama ben yeni oynamaya başladım. Hatta canlı yayında da oynayıp bayağı bir eğlendim. Çünkü çok uzun süre hayatta kaldım. Oyun zombilere karşı savaştığımız bir hayatta kalma oyunu, bir hikayesi var. Bir tane fabrika inekleri alıyor. Onları böyle yeşillikle, ekmekle falan birleştiriyor. Bir de zombi beyni ekleyip burger üretiyor. Onları da burgercilere dağıtıyor ve o burgerleri yiyen insanlar bu camda gördüğünüz zombilere dönüşüyor. Bizim amacımız da hayatta kalırken diğer hayatta kalan insanları da bulup en nihayetinde bir burgercilere de saldırıyoruz ama bu fabrikayı ele geçirmek, daha doğrusu yok etmek. Oyunun olayı bu. Oyunda çok fazla içerik var. Gördüğünüz gibi 26 tane silah var. 62 tane üst eşyası var. Bunların ne olduğunu anlatacağım. Özel güç var 32 tane. 55 tane hayatta kalması gereken insan var. Daha doğrusu karakter var. Bunları oyunda buluyorsunuz. Ve oyunun başına zaten rastgele veriyor 2 tane. 15 tip zombi var. Bir de 49 tane achievement var. Şimdi günlük challenge olayı da var. Ben yeni bir oyuna başlayacağım. Easy'den başlayayım. Burada 3 kategori altında özelleştirme seçiyorsunuz. Özel yetenekler diyeyim. Yalnız ben sürekli Warfare'de oynadığım için bir tek orada level atlıyorum sanırım. Scavenge ve Research var. Bir de oyunu bitirdiğimizde, ki ben hala bitiremedim. 2 saat ölmememe rağmen bitiremedim. Bir bölüm daha açılıyor. Burada bir tanesini seçiyorsunuz. Ki level atladıkça dediğim gibi hepsi açılıyor. Bunları seçtikten sonra oyun size iki tane rastgele karakter veriyor. Her karakterinde kendine has bir özelliği oluyor. Bakın burada gördüğünüz gibi Timmy Khan var. Bir de Johnny Murphy var. Oyunun bu arada Twitch entegrasyonu da var. Ben bunu yayında oynadığımda bu isimler Twitch chatinden rastgele geliyordu. Hatta yeni karakter bulduğumda onlar da chatten rastgele geliyordu. Bunu silah upgrade fiyatını ve eşyaların, daha doğrusu eşyaların ve güçlerin upgrade fiyatını düşürme özelliği varmış. Bunları level atlatıyorsunuz elma yiyerek. Elma aslında yemeği ifade ediyor. Zaten üstte de elmayı görüyorsunuz, elma ikonu. 10 yemek var. Şimdi bir tanesini ben yedirirsem level otomatik atlıyor. Yalnız her gün birer elma yemeleri gerekiyor. Mesela ben dışarı gidip geldiğimde 2 elma eksilecek. Bunlar yiyecek. Yemek yoksa ölüyorlar. Böylece yine ölüyorsunuz. Oyunun sonu geliyor. Bu da gelen hasarı %2 azaltıyormuş. Bir el oynasam aslında şeyi gösterebilirim. Burada eşyalarımız var, burada güçlerimiz var. Bu 3'e kadar, bu 7'ye kadar çıkabiliyor. Ben bir oyun nasıl oynanıyor onu göstereyim, sonra buraya geri döneceğim. Dışarı çıktığınızda 3 tane seçeneğiniz oluyor. İşte eşya mı toplamak istersin, airdrop mu bulmak istersin, bazen birini kurtarma görevi oluyor. Süpermarkete gitme görevi oluyor, bir depoya gidebiliyorsunuz. Burada da gittiğiniz haritanın boyutu, ne kadar loot olduğu ve tehlike oranı gözüküyor. Ben şöyle mesela şuradan bir başlayayım. Otobüsü atladık ve direkt haritaya gidiyoruz. Gittiğimiz haritalarda, daha doğrusu bölümlerde, görevlerde diyeyim, şöyle loot yazan binalara girmemiz gerekiyor. Hemen ben mouse'la karakterleri direkt kontrol etmiyorsunuz. Şu daireyi yönlendiriyorsunuz ve içinde bulduğunuzda bir loot varsa ona basarsanız oraya gidiyor. En yakında olan gidiyor. Onun dışında solda özel güçlerimiz var. Mesela ben bunu alıp götürüyorum şimdi. Hemen bir pauza basalım. Sol üstte 5 tane ev, 4 tane araba varmış burada. Lootlanacak, hemen evin birini daha gördüm. Bastığımda en yakındaki gidiyor. Hemen zombiler de geliyor gördüğünüz gibi. Onları kendileri ateş ediyor karakterler ama mesela şöyle durup da basılı tutarsanız, hatta şöyle geleyim. Şöyle ikonu getirdiğinizde vurabiliyorlar ama böyle zaman kaybetmenize gerek yok. Eyvah, burada bir zombi yığını var. Hemen oraya bir roket atalım. Cooldown'u var gördüğünüz gibi. Bir de ev buldum. Bir de sağlık basabiliyoruz. O da bir özellik. Bir de özel gücüm vardı. Onu da bir kere kullanabiliyoruz. Ben böyle saldıra saldıra gideyim. Başka neler bulabilirsiniz? Şimdi bu bölümde belki göremiyor olabilirsiniz ama daha doğrusu burada yok. Vending machine'ler var. Bir şey almanızı sağlıyor. Elma ağacı bulursanız yemek topluyorsunuz. Yalnız şu bir, iki ev ve bir, iki araba. Onları bir türlü göremedim. Şuraya bir roket atayım. Şöyle sağlıkla basayım onlara bir. Üstte bir süre var. Süre bittiğinde gece oluyor. Gece olduğunda kaçmanız gerekiyor. Çünkü acayip fazla sayıda zombi gelmeye başlıyor. Ve onlardan kaçmazsanız hayatta kalma ihtimaliniz bayağı azalıyor. Hele oyunun ilerleyen bölümlerinde. Mesela ben şimdi burada ölmeyeceğim tabii de şunun loot yapmasını bekleyeyim. Bu arada R1'e bastığınızda motoru çalıştırıyor otobüs. Yalnız bayağı bir zombi gelmeye başladı. Şimdi ben bunları şöyle kaçayım. Bir kere bastığınızda oraya gidiyorlar ama basılı tutarsanız, basılı tutarak götürdüğünüzde direkt dediğiniz yerden gidiyorlar. Bu da yönlendirme açısından güzel ama ben
nihayetinde şu otobüse bir gidin diyeyim ve yolunuza bir şey çıkarsa size yardım edeyim. Bu arada çevredeki şeylerden de etkilenebiliyorsunuz. Ateşten geçtiğinizde burada bayağı bir zombi oldu. Aslında şuna da girebilirdim. Bu kadar kaçmama gerek yoktu ama bir kaçalım. Topladığımızda neler oluyor onu da göstereyim. Pek bir şey topladık mı onu da bilmiyorum. Evlerden ne çıktı takip edemedim. 10 yemeğimiz vardı. Hiç yemek çıkmış mı? Bakalım. Şimdi ikisini yiyecekler. 8 kalacak. Scrap topluyoruz. Scrap çok işe yarıyor. Hem burada aşağıda slot açmanızı sağlıyor. Hem burada güç için slot açmanızı sağlıyor. Bu arada şimdi ilkini 40'ta açıyorsunuz ama en sonunda 320 falan istiyor galiba. 7.yi açmak istediğinizde. Hiç silah bulamadım. O yüzden bir tur daha gideceğim. Bu arada şöyle gün gün ne topladığınızı, ne yaptığınızı da görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Mesela süpermarket. Burada dev bir zombi varmış. Biraz tehlikeli olabilir. Burada fare salgını varmış. Burası da tehlikeli olabilir. Dev zombi, silahım da yokken denemek istemiyorum. Ben hadi bir gidelim. Görelim. Ölsek de bir şey olmaz. Zaten oyunun her öldüğünüzde baştan başlıyorsunuz. Çok iyi karakterler var. Mesela bir tanesinin olayı şu an sağlıkları full değildi. Görmüşsünüzdür. Her göreve girdiğinizde sağlıklarını fulluyor karakterlerin. Bu bayağı iyi bir özellik. Siz niye oradan gidiyorsunuz? Yol oradan mı? Peki. Bakalım. Bazen yolları arabalar kapayabiliyor. Şu lootlanacak bir şey mi? Lootla. Aa, markette burada. Şuraya bir bomba atar. Hemen bir tanesini markete yollayalım. Market gibi büyük yerleri lootlamak bayağı bir zaman alıyor. Senin silahın var güzel. Sen de şu eve gir. En azından içeride güvende olursunuz. İçeri gir içeri. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun sürüyor ama marketten güzel malzeme çıkıyor. Orada oyalanırken ben arada şöyle bir roket atıp önünü temizleyebilirim de. Şimdi sen şöyle gel. Kaç kaç. Çok oyalanma oralarda. Hatta bakalım şu yakına gidelim. Neden? Çünkü dışarı çıktığında yardıma ihtiyacı olacak. Oo, dev zombi. Kaç. Şu roketle onu öldürmeye çalışacağım ama. Şöyle bir roket daha atalım. Allah. Hayır 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 hayır. Yanaştı. Çok yanaştı. Devam. Şuraya bir tane daha atalım. Buna bir de sağlık basalım. Bunun işi daha var. Kaçmaya devam. Bayağı bir şey çıkıyor gibi buradan. Şunu da vuralım. Güzel. İşiniz bittiğinde ikinizi beraber alacağım. Bir roket daha atalım. Az kaldı gibi. Yalnız bayağı bir zaman da aldı. Şu zombi öldürünce bir şey gelecek mi onu merak ediyorum. Şuraya bir sağlık daha basalım. Kaç kaç. Hatta şöyle kaçalım. O iş olmayacak gibi duruyor. Onu indirmeyi isterdim ama bayağı bir zombi gelecek. Şöyle araca doğru gidelim. Yol üstünde bir araba görürsem onu da lootlayacağım ama oradan da gidemiyormuşuz. Dolaşacağız. Şuna bir daha sallayalım. Onu öldürmek bayağı zor. Yemek bulduk. Market olduğu için 9 yemek bulmuşuz. 8 yemeğim kalmıştı galiba. 17 olmuş. Başka bir şey bulabildik. Yine silah bulamadık galiba. Şimdi silah da bulmak istiyorum ki biraz o sistemi göstereyim size. O yüzden ben bir yere daha giderim. Yeni bir şey bulduğunuzda burada yazıyor zaten ama yeni bir şey bulamadığınızda da ne item buldum, ne power buldum, ne silah buldum. O zaman ben sizi bir daha yollamadan şöyle bir level atlatmayı da göstereyim. Böyle bir tane yedirdiğinizde otomatik level atlıyor. Bu zaten bir kere atlamış, kendileri de level atlıyorlar ama siz bir de içeride yardım ederseniz, yemekle desteklerseniz daha iyi olabilir. Burada rare treasure zombie varmış. Yani güzel bir malzeme çıkabilir o zombiden. Yemek yedirdiğimizde sağlık, level atladıkları için sağlıkları da fulleniyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Ve yağmurlu bir yerde yola çıkalım. Bazı haritalarda şimdi etraf ben yürüdükçe açılıyorum. Bazı yerlerde clear view yazıyor. Orada aa bu ne ya? Onlarda aha araba. Etrafı direkt görebiliyorsunuz. Böyle şey yapmanıza gerek yok. Orayı temizledik. Yalnız o rare zombiyi ben nerede bulacağım? O özellikle bir yere gitti mi acaba? Neyse ben şöyle ilerleyeyim belki. Aa burada. Yine kaçtı ya. Bence o ya. Devam edeyim. Sağlıkla basayım. O böyle kaçıyor. Onu bulmamız lazım. Bence olay onda. Devam. Rare zombi dedi. O olsa gerek. Yalnız hiç loot yapmadım ya. Şey arıyorum. Zombi arıyorum. Aha geldi yine. Şunu takip edin. Takip edin. Birinde de bıçak var ya. Şuraya da at. Yok devam. Bunu kovalayıp öldürmeye çalışacağım. Ah oraya attık. Aa tam oraya gitti. Güzel. Az kaldı.
Devam devam. Bir vuruşluk canı kaldı onun. Öldü. Ne çıktı ondan? Bayağı bir scrap çıktı. Yalnız ben hiç loot yapmadım ki burada bayağı bir şey varmış. Treasure zombiden bir silah da mı çıkmadı ya? İnanılmaz. Arabaya binelim gidelim. Belki bir şey çıkmıştır da gözümden kaçmıştır. Scrap mi çıktı acaba? Şimdi anlarız eve döndüğümüzde. Gece oldu tabii. Gece döndük eve ve evet. Hiçbir şey bulamamışız. İnanılmaz. Ben bunlara bir level atlatayım. Çünkü yemeğimiz bu. Normalde ben yemek yedirmiyorum. Özellikle o karakter denk gelirse. Karakterin özelliği miydi? Süper güç müydü hatırlayamadım şimdi. Bir tane diş fırçası vardı. Galiba oydu. Diş fırçası her göreve girdiğinizde. Karakterlerin güçlerini sıfırlıyordu. Daha doğrusu dolduruyordu. Güzel bir bağlantı kurulmuş orada. Burada hem otobüs varmış bir tane hem de airdrop varmış. Belki airdroptan bir silah çıkar ki mantıklı. Ne gibi seçenekler olduğunu biraz görürüz. Görmesek de artık söyleyeceğim. Çünkü oyun bölümler rastgele geliyor. Her şey rastgele olduğu için her oyununuzda farklı bir serüven yaşayabiliyorsunuz. Aha otobüs. Tamam sen ona bak. Ben seni götüreyim. Devam et. Hatta sen de şu eve gir. Otobüs ne kadar sürer? Azmış. Tamam gel. Orbital Laser. Bir item buldum. Güzel. Şuraya bir bomba atalım. Şimdi ikiniz birden gelin. Şu airdrop'u bulayım. Harita küçük aslında. Oradan ölmeden geçin. Yalnız orası biraz kalabalık gibi. Zombi neredeyse şey oradadır. Airdrop oradadır. Ben sola gittim. Sağda çıkacak gibi duruyor. Zaten yok bu da değilmiş. Ama burada bayağı bir kalabalık var. Aynen burada. Hemen şu bir loot'u açın bakalım. Muhtemelen oradan bir şunu lootlayın. Şunu öldür. Sen şöyle açıl biraz. Şöyle bir roket atalım. Evet sniper çıktı. İlk silahımı buldum. Şu eve de gir. Ben bir de sağlık basayım. Şu eve bir girin diyeceğim. Oo, ta aşağıdan da... Tamam boşver. Boşver. Buraya gelin. Dur şunu bir cancel edeyim. Arabayı lootlayayım. Motoru da çalıştıralım. Arabadan da scrap çıktı. Gidelim. Şimdi biraz silah sistemini de söyleyeceğim. Ah kaçtık. Şimdi silah bulmak önemli çünkü şu an birinde tabanca birinde bıçak var. Çok da güçlü değiliz. Bu arada belli gün sayısından sonra zombilerin tehlike seviyesi de artıyor ve yeni zombiler görülüyor. Mesela bu geldi. Bu diliyle yapıştığında sizi çekiyor. Onu roketle falan ya da vurarak kurtulmanız gerekiyor ki böyle çok feci kayıplar verdim. Şimdi eve dönelim. Nasıl geliştiriyoruz? Bakın hem solda hem aşağıda hem sağda yeni yazıyor. Yani yeni silah, yeni eşya, yeni güç diye bunları kullanabiliyoruz. Bayağı bir silah bulmuşuz. Artık mesela bu Timmy'nin bıçağını alıp bıçağının yerine level 6 sniper kullanabiliriz. Önce bunu bir tamir etmemiz gerekiyor. Sonra zaten onu saniyedeki verdiği hasarı, toplam hasar gücünü, mesafesini, reload hızını ve şarjör kapasitesini görüp onu seçebiliyorsunuz. Bir tane de ben genelde roket atar veriyorum. Roket atar da bayağı etkili oluyor. Yalnız bu bir LMG de fena olmaz. Bunun dışında işte mesela kılıç var. Roket atar dışında çok fazla SMG'ler var. Uzi var. Düşünüyorum neler vardı diye. Shotgun var. Kullanmadığınız şeyleri de böyle scrap karşılığında satabiliyorsunuz. Level 2 sniper'a gerek yok. Tabancayı da satalım. Hatta ben şunu da satayım. Bir de yeni silahlarla bir işlere gireyim ama yeni bir item için şurada bir slot açalım. Yeni bir item de almış. Aha diş fırçası. İşte bu. Full sağlıkla başlayacaklar artık her round'a. Buraya bir güç daha gelmiş. O da Orbital Laser. Bu da zombileri otomatik olarak bulup onları yok eden, kısa sürede olsa yok eden bir lazer. Bunları da upgrade edebiliyorsunuz. Hatta bunu edebiliyor muyum? Bunu değil de... bunu upgrade edersen %20 daha hızlı hareket ediyorlarmış. Güzel. Bu da %50 daha fazla hasar veriyorlarmış. Bunu da upgrade edemiyorum. Bir tane silah satabilir miyim? Silah da yok. Bir de bu yeni halimle bir daha gireyim. Airdrop var yine. Süpermarket var. Aa burası temizmiş. Mesela bunu deneyebilirim. Yemek bulmak önemli. Hemen bunları yollayayım. Artık kendim level atlatmıyorum. Yemek yedirip sağlıklarını doldurmuyorum. Bunu zaten kendileri yapabiliyorlar. Hemen yanımda da iki tane loot çıktı. 1-2 girin bakalım içeri. Bir de kurtarma görevi olsa onu da gösterdim ama bir türlü denk gelemedik. Kalabalık ne? Aa burası komple açık olduğuna göre
Oha, market çok uzakmış. Tamam, gelin bakalım. Şu an gördüğünüz gibi ateş gücüm çok daha iyi. Şu arabaları da lootlayayım. Devam. Biriniz şuraya girin. Biriniz de buraya girin. Ben önden yolu açayım. Sen şunu bir... Aa, ateş edemedi. Neyse, içeri girdi. Diğeri neredeydi? Şuraya bir yollamıştım. Tamam, gel bakalım. Girebilecek bir yer var mı burada? Aslında iki araba, bir süpermarket. Arabaları bulsam bundan iyi. Ha, bir tanesi burada. Ben oraya bir de roket atayım. Şimdi burada çatışırken yavaşlıyor tabii. LMG ile sıkmak kolay değil. Şu arabayı sen temizle. Bir araba daha varmış. Neredeyse haritayı temizleyeceğim. Eyvah. O bahsettiğim zombi geldi ama kurtuldum. Orayı bitirdik. Bir araba daha. Nerede o araba? Arabayı bulamadım ya. Hala arıyorum. Öldürmeyelim yalnız şeyi ararken. Oha, burası bayağı kalabalıklaşmış. Bunu buraya çağıralım. Bu arada evet, bunu da çalıştıralım. Biraz kaçışımız zor olacak gibi. Bu hala bitiremedi burayı. Çıkmak üzere, arabayı bulamadım. Hemen buradan kaçın. Bütün yemekleri ne varsa topladı. Şimdi kaçıyoruz hızlıca. Önümüze bir roket atalım. Biraz temizlik olsun. Bir de sağlık basalım. Level atlayınca haritada da bu arada. Eyvah. Dur, nerede bizim şey? Sağlık bas, sağlık bas. Kaç kaç kaç. Arkadan ordu geliyor. Kaç, 33 saniyedir buradayım ve kaç, tık. Güzel, lootunu yaptım. Ve mekandan ayrıldım. Bakalım neler bulmuşuz. Süpermarket olduğu için herhalde iyi bir yemek bulmuşuzdur diye düşünüyorum. Bakalım, 18 yemeğim var. Güzel. Hatta şuradan bakalım. Scrap'i yazıyor, yemeği yazmıyormuş. Enteresan. Bakalım ne silah bulduk. Kılıç bulduk. Bunu direkt satıyoruz. Şimdi oyunun temel olayı bu. Bazen arada dışarı çıkmamanız gereken, böyle ben 32 gün hayatta kalmıştım. İki kere denk gelmiştim. Mesela dışarı çıkmıyorsunuz, gün de geçmiyor. Mesela silah üretsinler ya da işte yeni bir survivor bulsunlar gibi ekstra bir seçenek de çıkıyor araya gün olarak. O da sizi en azından bir tur rahatlatıyor. Orada da bir kazancınız oluyor. Benim öncelikli hedefim oynarken yemek bulmak. Çünkü açlık direkt öldürüyor. Hiçbir affı yok. Onun dışında bazı perklere dikkatli kullanmak gerekiyor. Bunun dışında da buradan ana menüye dönüp oyunda başka bir şey unuttum mu diye göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışarıda zombiler geziyor. Biz buraya geri döndük. Oyun kaç gün sürüyor ondan emin değilim. Ben 32 gün hayatta kaldım. Yeteri kadar uzun hayatta kalırsanız fabrikaya ulaştığınızı ve orayı yok ettiğinizi söylemiş yapımcılar. Ben denk gelemedim. Günlük challenge bir tane özellik veriyor işte. Mesela diyelim daha kırılabilir silahlar oluyor. Ya da işte burada gördüğünüz gibi bonuslar oluyor. Mesela burada tüm survivorlar ve zombiler 2 kat hasar veriyormuş. Ve bunun gibi bugün daha fazla seçenek çıkmış. Hatta 2 tane karakter. Karakterler de belli. Bunlarla giriyorsunuz ve leaderboard var. Burada da sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz. Oyunda bir de normal leaderboard vardı. Ben orada galiba globalde ilk 10'a mı girmiştim? Bakayım, hemen şuradan bir göstereyim. Aynen, dünyada 10. sıradayım. Bakın burada 4440 puanla birinci olan 14000 yapmış. Aynı zamanda birinci olan değil ama 4 kez üst üste oyunu bitirebilen var. Challenge de herhalde günlük olsa gerek diye düşünüyorum. Ansiklopedide bakalım ne açmışız. Yeni bir karakter açtık. Demin gelen şu zırh uzmanıymış. Gelen hasarı %2 azaltıyormuş. Demin onu okumadım mı acaba? Olabilir. Ve menüye çıktığınızda korkmayın, oyuna sonradan devam edebiliyorsunuz. Böyle bir oyun. Ben yayında çok eğlendim. Hatta yayında o 2 saat ölmediğim kısmı da YouTube'a yüklersem, bu açıklama kısmına linkini atarım. Canlı yayın tekrarlarını YouTube'a attığımda genelde gizli değil de liste dışı atıyorum. O yüzden canlı yayın playlistini kontrol etmeniz gerekebilir. Ben yine de linki atarım diyorum. Ve bu güzel oyunun linkini de aşağı bıraktıktan sonra videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.